Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden biriydi. 70'li yıllarda fırtına gibi esti. Çok sayıda filmde oynadı, gönüllerde taht kurdu. Ancak zaman kimseden yana değildi, ondan yana da olmadı. Kartal Tibet, dönemin diğer aktörlerine göre fiziksel anlamda daha çabuk değişti, yaşlandı. Bu yüzden sinemayı bırakmadı, ancak kamera önünden kamera arkasına geçti. Yıllar sonra verdiği röportajda, "Aynaya bakamıyorum, gölgemle avunuyorum," diyecekti. ...1938 Ankara doğumluydu Kartal Tibet. Mektepli bir tiyatrocuydu. Uzun yıllar başkentte tiyatro oyunculuğu yaptı. 1960 yılında Karaoğlan filmleriyle Yeşilçam'a hızlı bir adım attı. Her yıl bir Karaoğlan filminde oynayan Tibet, 1969 senesinde Tarkan serilerine başladı. Bunu çok sayıda romantik drama takip etti. En iyi jönler arasındaydı artık. Kartal Tibet'in jönlüğü sadece 16 yıl sürdü. 1976 yılında Tosun Paşa filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu. Çoğu Kemal Sunal filmi, yüzlerce yapımı yönetti. En önemlileri arasında Sultan, Zübük, Şalvar Davası, Şark Bülbülü gibi filmler vardı. Aktörken ciddi filmlerde oynayan Tibet, kamera arkasında daha çok kara komedileri tercih ediyordu. ...1960'larda başladığı sinemaya 50 sene boyunca hiç ara vermedi Kartal Tibet. 56 film ve 12 dizinin 200'den fazla bölümünü çekti. En son filmi 2006 yapımı Amerikalılar Karadeniz'de 2, en son dizisi 2008 tarihli Hayat Güzeldir dizisiydi. 70'li yılların sonunda adeta ortadan kaybolan, medyaya pek görünmeyen, fotoğraf vermeyen Kartal Tibet, 29 Kasım 2003'teki röportajında neden böyle bir tercih yaptığı konusunda adeta ipuçları veriyordu. "Eski filmlerinizi izliyor musunuz?" sorusuna verdiği cevap oldukça duygusaldı. "Çok çabuk geçti her şey. O filmleri görünce ne çok yaşadığımı, neler geçtiğini hatırlıyorum ve hatırlamak istemiyorum bunları. Sizin gibi insanlar gelip sizin filmlerinizle büyüdük deyince gurur duyuyorum." Aynaya baktığınızda neler hissediyorsunuz? "Aynaya hiç bakmıyorum çünkü eski bene hiç benzemiyorum. Televizyonlarda, filmlerde görüyorum kendimi. Bu ben miyim diye düşünüyorum. Güneşte arkama dönüp yere bakıyorum. Gölgem hala benziyor. Onunla avunuyorum." "Size aşık milyonlar var. Onlar bana değil, o resimlerdeki, filmlerdeki adama aşık. Beni sevmeleri, beğenmeleri yaptığım işlerle alakalı. Yönetmenliğimi beğensinler, artık bana yeter." İçinizde oksa kalan bir şeyler var mı? "İçimde hiçbir şey yoksa kalmadı. Düşünebileceğiniz, aklınıza gelebilecek her türlü güzelliği yaşadım. Herkesin hayatında, ah keşke şöyle olsaydı da böyle olsaydı da dediği şeyler vardır. Benim de var." "Sette çok sertmişsiniz." "Rica ederim, benden çekinmeyin, makamımdan çekinin. Ben yaptığım işi çok ciddiye alıyor, o yüzden çok ciddi görünüyor olabilirim. Zor olduğumu düşünenler olabilir ama teneffüs yapmak isteyenler benimle çalışamaz. Ben hocalarımdan Metin Erksan, Ertem Eğilmez, Atıf Yılmaz'dan bu ciddiyeti gördüm." ...2003 yılında "Aynalara bakamıyorum" diyen Kartal Tibet çalışmayı hiç bırakmadı. Sağlığının el verdiği ölçüde 2008 yılına kadar dizi ve film çekti. En son Mart 2018'de verdiği röportajda ise o kadar hüzünlü ve karamsar değildi. "Zamanın gücünü kabul edip herkes Ajda Pekkan gibi yaş almıyor," diyecekti. "Yıllar geçse de güzel bakışlarınız hiç değişmemiş." "Teşekkür ederim. Yaşlanmak hayatın bir parçası. Kabul edelim ki herkesin yapısı farklı. Herkes bir Ajda Pekkan gibi yaş almıyor. Beni tanıdığınız filmlerde ben 20'li 30'larda yaşlardaydım. Bugünse Allah'a şükür 80. İnşallah herkes sağlıkla benim gördüğüm bu yaşları da görür."
evde neler yapıyorsunuz? Uzun yıllar yoğun bir tempoda büyük özveriyle çalıştım. İnsanın yaşı ilerliyor malum. Bir noktada yavaşlamak gerekiyor. Sağlığınız için, kendiniz için, aileniz için. Ben de öyle yaptım ve kararımdan memnunum. Son dönemdeki kayıplarımız içimizi yaktı. Eminim siz bu yüzden çok üzüldünüz. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul ve nicesi. Düşünüyorum da onlar birer isim değil, ayrı birer dünyaydı sanki. Ortaya koydukları eserler, duruşları, mesleklerine olan saygı ve sevgileri ve dostlukları tabii. Hepsi nur içinde yatsın, zaman bazı kayıpları unutturmuyor. Bir Yılmaz Güney unutulur mu mesela? Babam sınıfı bugün bile kahkahaları ve eğitim sistemine dair verdiği mesajlarla yüreklerde. Tekrar beyaz perdeyi taşımak fazla cesurca değil miydi? Sinema deneme üzerine kurgulanmış bir sanat. Eskiyi günümüze uyarlamakta bir seçim. Ama o eski babam sınıfının büyüsü hala izleyenleri sarmalıyor. Çünkü bazı değerler insanların hamurunda vardır. Sevgi, saygı, vicdan, dostluk, vefa gibi. Bugün bile izlenmeye doyulmayan Kemal Sunal filmlerinin de yaratıcısısınız. Söylediğiniz güzel sözlerin muhatabı sadece ben değilim. Koca bir ekip. Ve tabii Kemal. Kemal dünya çapında bir sanatçıydı. Koca filmi bir bakışına sığdırırdı. Var mı ötesi? Kemal Sunal'ın gerçek hayatta çok da komik olmadığı söylenir. Siz nasıl bilirdiniz kendisini? Beyaz perde onun mesleğiydi. Elbette filmlerindeki karakter değildi. Bu da çok normal. Yönetmen stop der, gerçek hayata dönülür. Gerçek hayatta zeki, gözlemci, ince espri anlayışına sahip bir insandı. Hani insan çok yakınlarıyla konuşmadan anlaşabilir ya, bazen biz de öyleydik. Yokluğuna hala alışamadım. Rol aldığınız 120 filmden sonra kamera arkasına geçip yönetmen koltuğuna oturdunuz. Neden böyle bir karar verdiniz? Tiyatroda yönetmenlik de yapıyordum. Sinemada da gerçek yaratıcılığın yönetmenlik olduğunu gördüm. Arzu Film ve Ertem Eğilmez'le çalışıyordum. Ertem abinin mesleğini icra edişinden etkilenmemek imkansızdı. Asistanlığını yaptım. Her boş vaktimi onu gözlemleyerek geçirmeye başladım. Her işte şans kadar istek, başarı ve yetenek de önemli. 60 civarında sinema filmi yönettim. Diziler ve televizyon filmleri de cabası. Yeniden dünyaya gelseniz yine Kartal Tibet olmak isterim der misiniz? Elbette, kendimden memnunum. Her şeyden önce hayat arkadaşıma ve iki çocuğuma yine sahip olmak için soruya cevabım her zaman evet. Milyonların hayran olduğu bir jöndünüz. Çapkın mıydınız? 1963'te eşim Gündüz Hanım'la evlendik. 1965'te sinema oyunculuğuna başladım. Sene 2018, eşimle hala aynı yastığa baş koyuyoruz. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Filmlerde görülen jönlük benim işimdi. Gerçek ben değildi. Yeşilçam'ın diğer aktörlerine nazaran o dünyanın büyüsüne hiç kapılmadı Kartal Tibet. Magazin manşetlerinde tartışılan aşkları, skandalları olmadı. Sinema hayatından önce evlendiği kadınla bir ömür sürdü. Eşine de işi kadar bağlıydı. Belki de bu yüzden birçok projesi oldukça başarılıydı. Yeşilçam'a hem oyuncu hem yönetmen olarak damgasını vurdu.